Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün ise Minecraft Pocket Edition Survival serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Video başlamadan önce şu videoya şöyle bir 1500 like boost atarsanız çok sevinirim. O zaman hadi serimize geçelim. Biliyorsunuz uzun zamandır mağaralardayız, yer altındayız. Ve zaten 1.18'de mağaralar gelecek biliyorsunuz. Ve ben de bunun için bir plan değişikliğine gittim. Yine yer altında evimiz olacak ama artık yer üstüne çıkma vaktimiz geldi. Bu arada ileride yani birkaç bölüme artık bunu tamamlamış olacağız bu arada, haberiniz olsun. Ben buraya böyle bir alan düzlemesi yaptım. Artık biraz yeryüzüne çıkmak istiyorum. Çünkü 1.18 dediğim gibi yer altında olacağız ve 2 sezon yer altında full yaşamak pek eğlenceli olmayabilir. Bu arada bana bunun ağzını aşağı indir demiştiniz, indirdim, daha güzel durdu. Şimdi yer üstüne ufak ufak çıkacağız dediğim gibi. Peki bu bölüm neden çıkıyoruz? İnek farmı yapacağım. Altın avuç beni çok tatmin etmemeye başladı. Beni tatmin etmediği için de ben yer üstünde bir inek farmı güzel olacağını düşündüm. Evet, oyunun dili İngilizce'de kalmış Sky Factory serisinden dolayı. Şimdi biraz varil yapmam gerekiyor. Arkadaş ben bu varilin hala şeyini unuttum ha. Tam adını. Fıçı. He tamam, fıçıymış. 8 tane fıçı yapabildim. Biraz daha yapayım. 30 tane fıçım var. Bu bana yetecektir. Şimdi bakalım. Hadi çıkalım yukarı. Ve burada lamalar spawn olmaya başlamış. Öncelikle yapacağım yer tam şu merkezde olacak. Şuradan bir tane yukarı doğru bakacak. Şöyle. Buradan 11 blok buraya. Buraya bir tane daha koyalım. Bir bakıma bir çerçeve oluşturacağım öncelikle. 7 blok bu tarafa gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ben direkt aralıklarını söyleyeyim. Burası şu arasında 11 blok var. Bunun arasında 7, bunun arasında 4, bunun arasında 5. Buradan buraya 7, 5, 3 ve bunun tam karşısına bu geliyor. Buraya bir alan çekeceğiz şimdi. Bir adet çalışma masası. Buradan çit kapıları yapacağız. Şimdi çam kütüklerimi aldım. Ve bunların şu köşe kenarlarına bakın. Tam şu noktalara. Bağlantı için bir adet böyle blok koyacağız. Ve bunların ortalarına çit kapıları koyacağız. Çam olduğunu çok güzel gözüküyor. Özellikle böyle hayvan çiftliği teması için mükemmel benim gözümde. Bayağı bir kapı gerekecek. Hepsini şuna bir dolduralım şimdi biz. Ve şimdi şöyle bir detay da var. Burası inekler için. Ama burası inekler için değil. Bakın. Buranın olayı şu olacak. Tam bu merkeze bir adet su koyacağım ve burada buğday olacak. İneklerimize buradan gıda sağlayacağız. Ve bir bakıma kendi içinde bir ekosistem olacak. Oldukça güzel olacağını düşünüyorum. Ama tabii burayla sonra uğraşacağım. Varillerin üstüne kütük koyacağım 2 blok şu şekilde. Ve bunların buraya da kalas şeklinde koyacağım. Bu arada buraya eklemeyeceğiz. Kusura bakmayın, şimdi ben lafa daldım. Bazen işte uğraşınca böyle laf arada gidiyor. Bu kısım tarımla olacak için şimdi buraya ben bir şey yapmayacağım. Belki kendi kafama göre bir şeyler yapabilirim ama asıl işimiz burası olduğu için kalaslar buralarda olacak. Yani buraya ellemeyeceğiz. Buraları şimdiden yapmaya başlayalım bakalım. Şimdi bunun şu orta kısmına şöyle bir yol çekeceğiz. Burası bakın full burası inekler için. Burası otlamaları için bir alan olacak. Burası da çiftçilik için kendi tarım ürünlerimizi elde edeceğimiz, hatta bu varilleri de doldurabiliriz. Güzel bir dizayn olacağını düşünüyorum. Bazı kısımlarda hatalar var. Mesela nasıl? Bu kısımda öncelikle. Buraları şuralarını yapmayacaksınız. O kısımlara merdiven koyacağız. Her zaman düz bir dizayn güzel gözükmez bu arada. Şurada bir ayarlayalım. Hatta bir blok daha içeri geçebilirim sanki. Şöyle ve şöyle. Buralara da aynı işlemi uygulayalım. Şimdi şöyle ufak detaylarımız da olacak. Mesela bakın. Şuraya ve buraya fener koyacağım. Ve bu şekilde ışıklandırmayı da sağlamış olacağız. İç kısımları da buralara koymayı planlıyorum. Işıklanma olsun da sonra içeride aman hocam yaratık candan dayvayı yedik muhabbetine girmek istemiyorum çünkü. Benim için bayağı bir sıkıntılı olur o yaratık işlemi. Bu arada diyebilirsiniz ki haklısınız da. Abi senin evin ta orada, niye buraya yapmıyorsun? Çünkü burası bir bakıma çiftlik alanımız olacak. Buralara böyle devasa buğday alanları, işte tavukçuluk. Özellikle buraya koyunculuk yapmak istiyorum. Küçük baş. Peki bu koyunlardan ne elde edeceğiz? Yün elde edeceğiz. Ama daha fazla laf uzatmayalım. Hemen şu dekorasyon işlemlerimize geri dönelim. Çatı bir evin, daha doğrusu bir dekorasyon olmazsa olmazı benim gözümde. Şimdi buralara ikişer şekilde bakın basamak halinde koyacağız. Sakın unutmayın, basamak olacaklar. Ve bunu yaptıktan sonra şu kenarlarına yol çekeceğiz. Aynı işlemi buraya uyguladık ya. Birebir aynısı buraya olacak. Bu arada Survival serimiz biraz böyle farmlardan ufak ufak ayrılmasını istiyorum. Çünkü siz de haklısınız. Çok fazla farm yaptık. E tamam, hepsini de kullanıyoruz. Bizim işimize son birkaç farm kaldı. Ondan sonra böyle daha güzel dekoratif işlemlere geçebileceğimizi tahmin ediyorum. Hemen bunların üzerine şöyle bir çit koyalım da çünkü oraya gitmem gerekiyordu. Zaten adı üstünde hayatta kalma. Sadece farmla da olacak bir işlem değil bunlar. Bizim güzel güzel yapılarımız görenin ya abi neler yapmışlar ya demesini istiyorum bir bakıma. Çünkü 40 bölümü aştık, 50. bölümü geleceğiz. Ve dürüst konuşayım, dekoratif anlamda çok geri kaldık ya. Beni hiç tatmin etmiyor. Buradan da bir
2, 3 şeklinde çıkacağız. Ve sonra tam şu varilimiz var ya, o varile doğru buradan bir yol çekeceğim. O varilden de oraya bir çatı işlemi uygulayacağız. Böyle geçelim. Eksik yaptım sanki. Aa, yanlış yaptım. Ben diyorum niye olmadı ya? Bu varili çevrelemesi lazım. Çevrelemesi için de şuradan bir geçiş yapmam gerekiyor. Aynen, şunun gibi bir şey yapacağız ya. Bir destek. Şimdi olacaktır artık. Aynen. Güzel olacak ya. Bayağıdır dekorasyon önem vermiyordum. Açık alanı özlemişim. Ah be, şuna bak. Ve artık burayla burayı kapatabilirim. Şu kısımları bağlamam gerekiyor birbirine. Dışarıdan burayı gördüğünüz zaman bakın burada boşluklar var. Bu boşlukları kapatacak şekilde şu odunlarımızdan yerleştirelim. Güzel bir hale gelsin. Aynı işlemi karşıya da yapalım hemen. Bakın kapatacak şekilde. Her yeri doldurun demiyorum hocam. Kapatacaksın sadece burayı. Aynen bu şekilde. Şimdi buradan şu karşıya kadar odunlarımızı çekeceğiz. Hatta basamağa da ihtiyacım olacak. Genelde bana hep şu şekilde isyanlarda bulunuluyordu. Bak cümleyi bile kuramadım bak. Dilim dönmüyor bazen ya. Abi sen çok fazla farma yoğunlaştığın için işte biz görsel bir şey göremiyoruz. Haklılar. Ama bakın ben yarım saattir havai fişekle uğraşıyorum. Odunlarım çok rahat. Neden bu kadar rahat odun toplayabildim? Verimli bir malzeme yaptık. XP farmıyla sağlam ekipmanlar yaptık. Altın farmıyla bakın fenerimiz var. Bunlar önemli detaylar. Aynı şekilde basamakta buraları kapatmaya devam edeceğiz. Benim hep genel felsefem şu yönde ilerlemiştir. Biraz böyle sohbet muhabbet olur. Bu arada söyleyin. Genelde işimize mi odaklanalım, sohbet muhabbetimiz de olsun mu? Çünkü benim önemli bulduğum bir nokta bu. Önce rahat malzemeler elde etmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bu işler zaman, malzeme, bir sürü şey harcıyor. Ve bizim elimizde yeterli bir kaynak olmadığı zaman bu işler için hep bir aksama, hep bir uğraş olacaktı. Ve yeterli malzememiz olduğu için bakın ne rahat şekilde işimizi halledebiliyoruz. Vay, güzel gözüktü ha. Düştüm şimdiden. Aa, gezgin tüccar. Güzel bir şey satmıyormuş. Aynı şekilde burayı da basamaklarla kapatacağız. Bunlar unutulmaması lazım. Bu arada şurayı fazla yapmışım. Onu kıralım. Bunu koyalım. Hop, o değil. O değil. O çok kalın gözükecek. Bu. Evet. Burası bitti. Buraya bir tane de şu şekilde bir yer ayarlamam gerekiyor. Bu arada bana hep soruyorsunuz. Abi mouse'u, daha doğrusu envanterin olmayan bir bloğu nasıl alıyorsun? Mouse'un orta tekerleğine basıyorsunuz. Eğer envanterinizde o bloktan varsa canlar. Aslında var ya, burayı bununla kapatmaktansa slab'le kapatmak daha mantıklı. Çünkü böyle çirkin gözüküyor. Evet, ahırımız tamamdır. Şimdi ufak detaylar, dekorasyonlar, sonra hayvanları getirme işlemi. Buralara basamak koymayı tercih edeceğim. Al işte basamam bitti. Hatta merdiven koyalım. Merdiven daha güzel gözükür. Ben buradaki malzemeleri tamamen yayında topladım. Yayınları bu arada YouTube'dan yapıyorum. Ama belki yayınları azaltabilirim çünkü çok fazla baş ağrısı yapmaya başladı bende yayınlar. Bütün chat'e hakimiyet, insanlarla sohbet derken bayağı bir yoruyor beni. Ama seviyorum be yayınları, hiç şikayetim de yok. Abi çok hoşuma gitti burası ya. Uzun zamandan sonra böyle bir dekorasyon yapmak hepimizin gözünü gönlünü açmıştır. Şuraları şöyle kapattık mı? Aa, işte bu. Evet. Şimdi artık detaylar kısmına geçebiliriz. Çok güzel. Saman balyam ve tohumum varmış. Kovam da var. Çapa netherite. Fener için gereken malzemeler... Aa, demir. Bir ara demir farmını AFK bırakayım. Demirlerimiz azalmaya başlamış. Güzel. 25 tane fener idare eder. Üstüne çitlerimizi de aldık. Hadi bakalım. Öncelikle fener detaylarını eklemek istiyorum. Burası aydınlatması lazım. Ki yakın zamanda bildiğiniz buraya bir yaşam alanına çevireceğim. İçiniz rahat olabilir. Videonun başında dedim, yine diyorum. Çok fazla dekorasyondan uzak kaldık ve bu bizi Survival serisi sanki hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi hissettirmeye başlamıştı bana. Bir şeyler var, bir şeyler oluyor ama görsel olarak bir ilerlememiz yoktu. Ama artık bu görsel ilerlemeyi de kaydetmek istiyorum. Evet, şirin oldu. Burada bizim sığırlarımızın böyle şuraya bir bodoslama yayalım. Beslenmesi için alan olacak. Hatta buraları şöyle biraz ayak basmışlar gibi izler bırakırsak güzel detaylar yaratacaktır. Evet, sanki çok fazla benzer oldu. Tamam, onu da hallettik. Işıklandırma aynı şekilde devam edeceğim. Hatta buralara koyarsam daha da güzel olur. Aa, karşıda direkt gözümün önünde yok oldu ya. Arkadaş, ihtiyacım vardı sana. Keçi, bir halta yaramıyorsun. Öldüreceğim seni. Buralara bir sınırsız su kaynağı yapalım. Çünkü ihtiyacım olacak. Gidiyorum geliyorum, keçi spamlıyor ya. Ben istemiyorum burada keçi arkadaş. Umarım keçiler bunun için çok girmeyecektir. Burada keçiler spam olmaya başladı yakın zamanda. Şimdi ne gerekiyor? Evet, inek. Hop, bir tanesini bulduk. Gel bakalım. O orada da var. Dur. Seni biraz çekiştireceğim, kusura bakma. Bak. Uyanığa bak bak. Kendini sıkıştırdı oraya. Gel bakalım. Hiç öyle bana şey yapmayacaksınız. Afra tafra yapmayacaksınız. Çok şirin değil mi? Evet, size biraz keçi muamelesi yapacağım. Bu dağa tırmanacaksınız. Başka çareniz yok. Otlamak istiyorsanız yukarı. Çoğu bitti, azı kaldı be. Hadi bakalım.
Evet. Siftahımız sizinle. Buyurun efendim. Buyurun buyurun. Çıkaralım sizin bağlarınızı. Çiftleşmek isteyen varsa sıraya girsin. Herkes kendiyle halletsin o işini. Güzel be. Keçilerden bir şey yapmak isterdim ama keçilerin pek bir işe yaradığı yok ne yazık ki şu anda oyunda. Öyle süs gibi geldi oyuna ama yapacak bir şey de yok. Evet. Yavrumuz burada. Bu arada unuttuğum şeyler de varmış. Aklıma geldi. Bu köşelere de fener koyacağım. Bu şekilde. Buranın en güzel olayı da şu. Buraya keçiler giremez. Zıplayamazlar. Ama sen orada ne yapıyorsun ya? Olmaz ki öyle. İşimiz gücümüz var bizim. Bak bozmuş tarlayı. İlla bana buralara böyle çit koyduracaksınız ha. Aynen. Çit koymak daha mantıklı. Onların üstüne ışık koyarız. Evet. Son hali de böyle. Nasıl? Beğendiniz mi? Benim bayağı hoşuma gitti. Tek gereken zamanla buraya gelip rutin bir şekilde bunları çiftleştirmek. Başka bir işi kalmadı. Farkındayım bu arada. Işık çok fazla diyebilirsiniz. Doğru. İki sebebi var. Birincisi gece çok güzel gözükecek burası zaten. İkincisi de yaratık spawn olsun istemiyorum içerisinde falan. Şimdi buraya hayvan çiftleştirmeye geliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz içeride creeper. İstemezsiniz değil mi? Ben de istemezdim. Bu arada bir dahaki bölüme kadar aklımda şöyle bir şey var. Burayı tamamen kapatmak istiyorum bu bölgeyi artık. Çok fazla vakit kaybettik ve burası bir türlü bitmedi. Kaç bölümdür, belki de kaç haftadır. Burası sabit kalıyor. Her bölüm bunu söylüyorum farkındayım ama bir türlü kendime zaman ayıramadım. Buradan bir de müjde vermiş olayım. Yakın zamanda yayınlarda beraber belki Love Yükseliyor, işte izleyicilerle Manhunt gibi şeyler yapabiliriz. Çünkü bir sunucu desteği yakında alma ihtimalimiz var. Ve bu sunucuyu da sizinle beraber kullanmak istiyorum. Etkinlikler, oyunlar, belki beraber bir survival'a başlayabiliriz izleyicilerle. Tamamen duruma göre olacak. Ama lütfen beni aynı doku paketinde yorduğunuz gibi yormayın. Bir gün olacak ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Doku paketinde beni çok sıktınız. Olan diğer izleyenlere oldu. O kadar çok bunaldım ki uğraşmak istemedim. Hevesim kaçtı. Ve yarım yamalak bir doku paketi çıkarttım. Vay be. Tamamdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. İskelet bana vuramazsın sen. Seni döverim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şöyle evimize geçelim ya. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.